Razı olsun abi. Mustafa'yı buraya aldık. İnşallah tamam abi. Tamam mı? Yani nasip yani şu. Biz diyorsak 50 kilo, 50 geliyor, 52 geliyor, 48 geliyor, 55 gelebiliyor. Yani hisse başına dediğiniz rakamlar, dediğiniz kilolar tutuyorsa bu şekilde insanlarda bir güven sağlıyorsunuz. Yani besleme sistemimizde işkembeye çalıştırmıyoruz. Yoksa bunu işkembeye çalıştırsak bavul gibi bir işkembe çıkar ortaya. Yani 50, 60, 70, 80 kilo fazla gelir. Ondan sonra ya işte 300 lira değil de ben 250 lira aldım. Panoya geçelim evet, abi. Geçelim. Şimdi boşluk olan hayvanlarımız var. Bu pano evet. Yani belki sabahki veya öğlenki pano değil. Değil. Anlık sürekli değişiyor. Evet. Anlık değişiyor. Evet. Aynı dediğin gibi mübalağasız. Evet. Çünkü ben biraz önceki yani dışarıda otururken de şey yaptım. Aynı şekilde buradaki işlemi anlattı. Yani abi gelebilir misin abi? Aynı şekilde yani abimizden biraz önce anlattığını abi aynı şekilde kamera karşısında da anlatır mısın dedim. Evet Allah razı olsun. Sağ olsun. Yani anlatırım dedi. Aynı şekilde hı, akışı. Abi buradan siz yıllardır kesiyormuşsunuz. Evet. Yani memnun olduğunuzu söylediniz. Merhaba Besi Hayvancılık izleyenleri. Bugün Ankara Kahraman Kazan Yıldırım Besi Çiftliği'ndeyiz. Yanımızda işletme sahibi, herkesin de tanıdığı Mesut abimiz var. Estağfurullah. Mesut abimiz yeni bir kesimhane yaptı. Hem orayı tanıtacağız, hem çiftliği tekrar baştan tanıtacağız. İşte yeni hayvanlar var, satılan hayvanlar var. Maşallah, subhanallah. Sohbetimize geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Şimdiden teşekkür ederiz. Mesut abi bizi tekrar davet ettiğin için, eyvallah, çiftliğinde ağırladığın için teşekkür ederiz abi. Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk abi. Yani sizlerle bu çekimleri yaparak insanların biraz daha bilgilenmesini, evet, özellikle işte zor zamanlar, fiyatlar pahalı, kurbanların işte nasıl kesildiği, nasıl yapıldığı, nasıl edildiği, gruplar çok dağılıyor. Evet. Her zaman dediğim gibi bu sektörde paketleme, paylama işini düzgün yaparsanız, düzgün çalışırsanız, personelden işte kısayım da şunu yapayım, bunu yapayım demeden düzgün iş yaparsanız insanlar geliyor. Öyle ki gruplar yani 7 kişiler yıllardır bizden alıyor. Gelmişler 3 kişi kalıyorlar, 4 kişi kalıyorlar. İşte bunları kurban bazında yine birleştirerek bu personelimizin ve ekibimizin verdiği gücü de kullanarak, evet, satışlarımıza bu sene biraz erken başladık. Evet, maşallah diyelim. Evet. Yani erken başladın ama maşallah subhanallah abi şunu söyleyeyim. Yani yüzüne karşı değil. Biz 2,5-3 saat oldu geleli. Evet. Ama maşallah hani devamlı bir akış var, devamlı bir hareket var. Satışlarda iyi gidiyor. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Geliyor insanlar. Güven sağladıysanız. Kaçtayız şimdi abi, onu söyleyelim. Yani öğlene sıra veriyoruz ama şu an 100 tane falan hayvan verdik. Şu an öğlene sıra veriyoruz. Normalde bir gelecek olan müşterimiz. Biliyorsunuz bizim bu konuda biraz eleştiriliyoruz ama yıllardır bizde kesen insanlar var. Şehir dışında olanlar var. Görevde olanlar var. Kendim biliyorsun ben, evet, askerlerin teknisyen olarak emekliyim. O zamandan bu yana yani oradan gelen arkadaşlarımız var. Kimi dediğim gibi dışarıda, kimi memleketinde. Sabit. Sabit onlar. Onlar da peyderpey kurbanlarını alıyorlar. Yani şu anda 100-110 tane hayvan verdik. Maşallah, subhanallah, yani bereket olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin biz abicim bu konuda. Mesut abi şimdi kurban satışı dışında yani paketleme, paylama, işte hisse organizasyonumuz var burada. Evet. Onu şimdi hani hep detaylıca anlatıyoruz ama her videomuzda. Evet. Şimdi tekrar bir daha bir anlatalım. Ya bizde biraz değişik bu iş. Ekiple oluyor bu iş. Bir yazılım yaptırdık. 200 senedir onu kullanıyoruz. Daha önce Excel kullanıyorduk ama işte böyle eksik olan kurbanları satışını yapıyoruz. Bazen müşterilerimiz diyor ki 2-3 gün bir hafta bizi bekle belki tamamlarız diyor. Tamamlayamayanlara bizim tahtamız var. Orada zaten gördü içeride. İçeride geçip evet, oradan da tekrar oradan yazıyoruz. Gelen müşterilerimiz yani bir kişi iki kişi girecekleri kurbanlara sonuçta ellerini değmiyorlar. Ama bizim işletmedeki en büyük farkımız şu. İşte 35-40 kilo, 40-45 kilo, 50 kilo şu fiyat demiyoruz. Biz de kurbanın başında bu kurban size 60 kilo verir. İşte hı, fiyatı şu gelir pazarlığı yaparken veya yapılmış müşteri sorduğu zaman kurban bazında tek tek söylüyoruz. Hani öyle toplayalım hisseleri yukarıdan aşağı işte 20 binlik hisse yazalım, 25 binlik yazalım, 30 binlik, 35 binlik, 40 binlik diye böyle bir şey, evet, yok. Sabit kurbanla, bir kilo sabit şey bir yok. Sabit bir şey yok. Yani tabii ki burada herkes para veriyor. Herkes parasını karşılığında alması gerekiyor. Ama insanlar şunu gördüler bizim burada. Biz diyorsak 50 kilo, 50 geliyor, 52 geliyor, 48 geliyor, 55 gelebiliyor. Yani hisse başına dediğiniz rakamlar, dediğiniz kilolar tutuyorsa bu şekilde insanlarda bir güven sağlıyorsunuz. Ve her zaman söylüyorum belki klişe ama güven zor kazanılır, çabuk harcanır, evet, bozuk para gibidir. Onu kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz.
Bu şekilde insanlar kurbanı daha güzel yaşamış oluyorlar. Bir de hani gelmiş, görmüş, beğenmiş, yoksa öbür türlü kurbanını bilmiyor, şununu bilmiyor. Piyasa biraz karışık. Millet bekliyor. Bazı çiftliklerde arkadaşlarımız, komşularımızdan da bekleyenler var. İşte seçilip fiyat verilmiyor. Ama biz fiyatları da veriyoruz. Çünkü insanlara gelip de ya sen seçtin bunu. Takribi 25 çıkar ama belki 27-28 çıkar. Bir ay sonra gel şu gel. Olmaz zaten, yapamayız. Ha belki 100 malda bizim zararımız var. Mevcut piyasaya göre. Pazartesi salı ne olacağı belli değil. Ama artık yani göze aldık bunu. Bir de işletmenin sürekliliği var Mustafa. Yani insanlara git gel git gel git gel yapmanın veya işte insanları zorlamanın bir şey yok. Biz bitiriyoruz. Bu saatten sonra hani kanat takıp uçsa da hayır dediğimiz kurban bitmiştir bizim için. Doğru, doğru. Olay bu. Alan abilerimize, alan hissedarlarımıza Allah kabul etsin diyelim. İnşallah, inşallah. Mustafa şimdi yine aynı şekilde aynı sistem var şu. Hı-hı. Yukarıda evet. Etiket yazı şeyleri. Şu boşluk olan hayvanımız var mı? Yani hayvanlarımız da tam dinlenme saati. İşte biraz yani sonra evet, yemlerimiz hazırlandı. Yemlerimizi vereceğiz ama. Boşluk olan hisselerimiz varsa onlardan birkaç tane örnek yani verelim mesela abi. Mesela şurada. İnşallah hayvanlar rahatsız olmaz. Bu 33 bin lira falan her şey içinde. 760 kiloluk bir kurban. Şöyle indirelim. Arkadaşımız net bir şekilde göstersin. Alan abimiz evet. Fatih abi çok eski bir müşterimiz ve bunu bir kişi aldı. Ve şu anda bunda ya iki kişi kaldı tabloda. Yani satıldıktan sonra tek isim yazıldı mı tabloya, bilgisayara kaydediliyor, deftere. Doldukça en son dolduğu zaman kartlar doluyor. Hepsini yani, dolduruyor. Şimdi çünkü insanlar buradan gezerek bakmıyor. Oradaki tahtadan bizim ekibimize boşluğa bakıyor. Boşluklara bakıyor. Tahtanın resmini alıyorlar. Öyle geziyorlar. Bu şekilde beğendikleri hem keselerine hem gözlerine uygun gelen kurbana dahil oluyorlar. Saatini söylüyoruz zaten. Evet. O saatte mesela bugün geldikleri zaman bütün herkes buradaki 6-7 kişi Fatih Polat'ı tanımasa, Fatih abi tanımasa ve çok değerli bir abimizdir. Onunla tanışacaklar zaten. Kesim yerinde Allah nasip ederse o zaman da bayramda da beraber olursak Allah ömür nasip verirse. Bakalım abi inşallah. İnşallah. Orada tanışacaklar. Kurbanı sen mi aldın abi? Nasıl aldın? Birlikte vekaletlerini verecekler. Birlikte kesim yerinde orada oturacaklar. Çaylarını kahvelerini içecekler. Tanışacaklar ki bazıları sonraki sene de beraber alıyor. Ondan sonra gelecekler. Kesim parçalama paketleme alanına girdiği zaman kurbanları zaten takip ediliyor. Orada gidip yapılan işlemi de kontrol edecekler. En son edecekler. Kasalara her şey şeffaf. Yani hiç kapalı örtülü bir şey yok bizde. Abi şöyle devam edelim. Maşallah subhanallah burada hayvan çok. Şöyle diğer ahırımıza, diğer çadır bölgemize mesela geçelim. Mesela şunun da bir örneğini vereyim. Evet abi çok güzel oldu. Çok değerli eski müşterilerimiz 3 alırlar, 2 alırlardı ara sıra. İşte Dursun Zafer, Hasan Zafer, Baba Oğul Sarı, şeyler. Onlar geldiler, 2 kişi girdiler. Kurban doldu gitti mesela. Bu kurban düşünsene. Tabii doldu gitti anında. Ya yani bunu alalı daha 2 gün, 3 gün oldu daha. Yani doğru. Geldiler değerli arkadaşlar. Benim aşağı yukarı 7-8 yıl, 10 yıldır, 7 yıldır müşterilerim yani. Evet. Buradan da selam olsun. Allah kabul etsin kurbanlarını abi. Allah razı olsun. Bu mesela ikinci gün Metin Saymaz 4 hissesini almış. İkinci gün sabahleyin saat 9.30'da kesilecek. İkinci günün ilk tanesi. Kesim ikinci günde sabah 9.30'da başlıyor. Buna da 3 kişi dahil olacak. Bu da bitecek. Bu ikinci gün kesilecek. O bitti yani. Günü de belli, her şey de belli. Bir daha değişiklik olmuyor. Buralar yine her zamanki gibi ora bizim, o ahır bizim Şampiyonlar Ligi'dir. Aynen. Ağır abiler. Evet. Ağır abiler. Geniş olduğu için. Burası ikinci ağır abiler. Burası ikinci yani, kademe diyelim. İkinci kademe. Şöyle. Yani burası 600-650. Burada 350-360-300 yani 330'larda gezer. Burada 330 civarı takas verecek hayvanlar. Evet. Bu sene daha önce anlattığımız sistem vardı. Şuradan göstereyim. Şu boya sistemi. Yani işte kapak atmıyor şeyi. Takılıyoruz. Bazen unutuyoruz. Satıyoruz diye bu sene kapak atmayan kurbanlara evrak asmıyoruz. Yani geldiğin zaman başında satacağım kurbanda şöyle göstereyim. Şöyle gidelim Mustafa. Evet abi. Yavaş yavaş gel. Öbür tarafa bakalım onu anlatayım orada. Burada gördüğün gibi. Mesela 1, 2, 3, 4 kurban oluyor. Henüz 5'te kapak yok. Yani evrağı yok. Hani önceden bak boyadılar ama evrağı da asmıyoruz. Çünkü unutabiliyoruz. Evet. Burada bir karmaşa oluyor. Tamam sonradan fark ediyoruz, yakalıyoruz ama geçmiyoruz da. Onun için böyle bir sistem oluşturduk. Buradan şu taraf mesela şu 4 tanesinin daha henüz kapağı yok. Evet, şu yani, aradakinin var herhalde. Onu... Onun var. Evet. Onun var. Bunun kapağı var. Zaten geviş getiriyor. Kapağını da görürsün yani orada. Aynen. Aha. Aynen abi. Durum bu. Yani burada amaç şu. Hata yapmamak. Evet. Elinden geldiği kadar doğrusunu maşallah yapmak. Maşallah subhanallah. Bu satılmış herhalde. Bu evet, tek Muhammed kişi. Sarkaya. Onlar 7 kişiler zaten. Kendileri aldılar. Aileye aldılar. 93. sene. Kendi kesiyor. Komşuları. Yani kendi ekipleri var.
ekiple kesiyorlar. Bunlar ikisi de paketleniyor. Ha, illa, fark etmiyor. İlla hissededik bile. Hayır yani öyle bir şey yok. Yani öyle bir tek şey yok. Tek kişi gelip yani kurbanı da alabiliyor. Tabii. Tek kişi 7 ortaklan gelip alabilir. Komşularıyla alabilir. Şükrü Yıldırım abimiz abi evet, bunda. Evet, bu da bizim iş yerinde bir abimiz. Bunu da Allah kabul etsin. Ha, o da bugün aldı zaten. Yani o da kendileri kesiyorlar. Mesut abi şunu yani bu hisse olayı, bu yani paylama, paketleme olayı İstanbul'da çok var. İstanbul'da da çekim yapıyoruz. Yani bu önümüzdeki günlerde de çekim yapacağız. Çiftliğine davet etmek izleyenlerimiz olursa yani bu alttaki numaradan da benimle de iletişime geçebilirler. Ankara'da belli başlı yer var diyeceğim ama belli başlı yerler de yok abi artık. Yani tek mesela bana hisse soruyorlar. Ben direkt hani senin numaranı veriyorum. İşte iletişime geçebilirsiniz diye. Yani bu şeyi tekrar bir daha anlatabilir miyiz? Yani kesiliyor, parçalanıyor, 7 hisseye bölünüyor, aynen paketleniyor. Öyle. Onu aynen bir de tekrar öyle senden dinleyelim abi. Şu kurbandan gidelim. Mesela Ali Göktan, onlar da eski müşterimiz. 3-4 kişiyle gelmiş, almış. Remzi Karataş da dahil olmuş. Buna 4 kişi daha dahil olacak. Onlar kesim yerinde saati geldiği zaman mesela kaçtır? Bu 11'de falan kesilecektir. 10.30'dur. 10.30'da kesim yerinde anons sistemimiz var. Orada buluşacaklar. Hep beraber vekaletlerini kasabımıza verecekler, kesim ekibimize. Buradan da Furkancan ekibine selam olsun. Yine onlar, Furkancan ekibine selam olsun. Onlar bizde tek bıçaktan fazla vurmuyorlar işin üstadları. Ondan sonra ayağına soyulduktan sonra, ayak açıldıktan sonra bu 139 takılacak. Bunun arkasında bunun kartı olacak. Kartında bütün hissedarların ismi, soy ismi, kaç kurbanın kaç kişi bölüneceği, telefonları, çok hepsi var. Ha, bunları asıyoruz oraya. 4 parça olduktan sonra öbür parçalara da bu 139'u asıyoruz numara taş olarak. Tamamen havada, zaten yeni kesim halinde göstereceğim. Tamamen havada gidiyor. Ondan sonra kasapların önüne havada geliyor. Havada 4 parça geldikten sonra açılıyor, soyulmaya başlanıyor. Kaba söküm. Bu arada tabii takip ettiklerinden, anons sistemlerinden kurbandan 2 tane hissedar istiyoruz biz. 2 tane hissedar gelsin ki. Çünkü sonuçta insan faktörü 100-120 kişi çalışıyor orada. Onlar da yapılan işlemi görsünler. Orada sarı yelekli, turuncu yelekli arkadaşlar var. Bir olumsuzluk dağıtımda bir şey gördükleri zaman. Kesimhaneye girebiliyor yani içeriye. Tabii tabii. 2 kişi ama her kurban da 2 kişi. Tabii, herkes tabii almış olsak orası zaten doğru, çalışılmaz. 10 testere var, bıçak var. Ondan sonra yapılan işlemler bittikten sonra etleri bölünüyor. Bu kol ayrı masada, ayrı şekilde bölünüyor, kolleniyor, tartılıyor, farklar gideriliyor, kemikler kesiliyor, farklar gideriliyor, sakada da ayrı, bonfile, antrikotu ayrı şekilde küçük poşetlerde karışmasın diye her hisseye konuyor. Sonra daha önce işte hemen arabaya bindirilip yürüyen arabalar vardı, burada götürüyor. Orada hemen kantarların arkası, 5 tane 7'li kantarımız var. Yani 7 kere 5, 35 tane. Kantarın arkasında hatlar yazacağız yani. Hat 1, hat 2, hat 3, hat 4, hat 5, hat 6 diye. Aynen. Oradan arkadaşlar kurban hissedarları, diğer hissedarları geliyor oraya. Diziyoruz. Bu şeyin içinde de 7 tane numara da var. Hazır, bitmiş. Oradan 1'i çeken 1. kasayı, 3'ü çeken 3. kasayı, 4'ü çeken hani ok atma olur ya kurbanda. Evet, evet. Bunları alıyor. Ortaklarla helalleşiyor. Kurbanını kasayla verdiğiniz için zaten orada boşta araba varsa bazen oluyor, bazen yoğunluk olabiliyor. Veya kasayı iki tarafından kurduğunda sağlam bir kasa, orijinal bir kasa. Şimdi onu alıp götürüyor. Fotoğrafları da yani geçen sene de öyle yapmıştık. Var, geçen seneki görüntülerden işte ben montaja burada konuştuğun yerlere eklediğim zaman izleyenlerimiz daha iyi anlarlar. Tam net bir şekilde anlarlar. Evet. Yani inşallah biz de nasip olursa eğer anlaşabilirsek. İnşallah, inşallah. Bir tane ben de bir tane danayı gördüm nasip i̇nşallah olursa. Yani inşallah nasip olur da kesimi de bugün yani o gün orada olursak. İnşallah. Daha detaylı bir şekilde çekeriz. İnşallah. Yani izleyenlerimiz yapılan işçiliği yani buradan kurban almasa da yani videolarımızı takip eden izleyenlerimiz yapılan işçiliği tek tek görmüş olur Allah'ın izniyle. Tabii tabii. Burada zaten yeni yerde ben anlatacağım orada tamamen her şey tam herkesin gözünün önünde. Hiçbir şey gözü kesimhaneye geçtiğim zaman anlaşacağız. Bakacağız. İstersen şöyle geçelim. Burada düve ahırımız oldu bu sene. Burası. Normalde büyük ahırın yanıydı. 30 tane 35 tane falan oluyordu. Evet, arka tarafta oluyordu. Evet. Evet arka tarafta oluyordu. Kızım çekil. Gel. Burada bu sene şunu yaptık. Geçen seneki düvelerimiz içinde bir miktar da olsa küçük oldukları için biliyorsun yani bu iş hani 300-350 kiloluk, 400 kiloluk düvelerde yağlanma biraz daha çabuk oluyor. Ne kadar şey olursa, iri olursa, hayvan cins olursa ki burayı gördüğün gibi hemen hemen hepsi simental. Hepsi bu simental. Şekilde. Bunlar 65 tane falandı. Birkaç tanesi sıkıntılıydı. Ayırdık. 9 tanesi falan gebeydi. Onları da ayırdık. Şöyle onları geçelim. Arkadaşımız da şöyle düveleri gözlesin. Maşallah kalem gibi düvelermiş abi. Düveler bizim tabirle şöyle denir. Hani çok danayı bozar kalişe mı? Danayı değil, danaların çoğunu bozar.
Evet. Gerçekten 550 kiloluk, 600 kiloluk, 4 işte 580 kiloluk düvel et. Ve Allah nasip ederse ben bu sene kendime de düve keseceğim yani. Hani yani inşallah abi. Durum bu. Düve eti nazik olur derler, evet. Lezzet olur derler. Evet, aynen. Mesela şu daha kızımız kapağını atmadı. Hani bu bak şunu baktığın zaman zaten hani boynuz muhabbeti var yapıyoruz. Ama atmadı daha. Boynuzu çıkartmış demek ki yaşını tamamladı ama. Aynen. Şu attı mesela. Bak onun da boynuzunda çok şey yok ama bu atmış kapağı ağzında. Şu ikisi yok da. Evet. Bu şekilde şurada mesela arada bazılarının yok. Öbür taraftaki yok. Burada yani, düvelerimizde bayağı bir daha 50 düve var. Herhalde 20 tanesi falan kapağını atmadı daha. İnşallah. Ama atıyor yani inşallah. 2 ay var atar Allah'ın izniyle. İnşallah. Atmazsa da mal bizim malımız. Hani satmayız. Hani öyle bir şeyimiz yok. Abi yani, bu zamanda doğru. Malın olsun yani. Hani yok abicim mal para istedi. Benim oradan edeceğim zarar kurban maçı benim gözümde değil. Çünkü biz evet. Her zaman için söylüyoruz. Yaptığımız iş sıkıntılı iş. Yani tehlikeli. Elektrik var, hızar var, makine var, insan faktörü, araç var. Her türlü şey var. Yani hani başına bir şey geldiği zaman ya nereden geldi dediği zaman insan geriye dönüp muhasebe ettiği zaman. Nereden çıktı tamam, dediği zaman. Nereden çıktı zaman. Bunu reddetmemek için bize yani olmaması için elimizden geldiği kadar her abi, türlü dikkat ediyoruz. Vebali. He. Ne olur para kaybedelim ama işimizin devamlılığı olsun. Allah esirgesin bir sıkıntı olsa, büyük bir sorun yaşasan bu işin devamlı olmaz zaten. Yani onun için kesimde sıkıntı yaşasan, başka sıkıntı yaşasan, makinelerin arıza yapsa, şu olsa, yani insanlar dediğim gibi otoparktır, şudur budur, insan faktörü olduğu için stresli de oluyorlar bayramda bazen. Tabii. Tamam mı? Bunların hepsini kontrol etmen lazım. Ben her zaman için diyorum, kızım dur. Her zaman için diyorum, ben kurbanda şey gibi olurum, böyle radar gibi her tarafı kontrol etmeye elinden geldiği kadar her tarafta, her bölgede insan koyuyoruz. Ama onlar da bir şey olursa, şu olursa, bu olursa diye, herhangi bir sıkıntı doğru, olursa diye elimizden geldiği kadar kontrol etmeye çalışıyoruz. Yani abi şöyle söyleyelim, biraz önce çay içerken de konuşmuştuk. Evet. İnsanla uğraşmak zor. Yani maalesef insanlarla öyle. Uğraşmak zor. Şimdi bir hayvan var, canlı hayvan var, insanlar var, bir kargaşa var. Yani bayram günü yani biraz da hani yoğunluk olacak haliyle. Evet, her çiftlikte olduğu gibi. Yani Allah güç kuvvet versin. Allah kaza bela vermesin. Dur. İnşallah kazasız belası bayramı atlatırsınız İnşallah, abi. Kardeşim. Evet. Mesut abi şimdi diğer hayvanlarımızın maşallah subhanallah. Geçen sene burada düvelerimiz, kızlarımız vardı. Benim en çok sevdiğim bölge burası. Karadanalar. Evet. Karadanalar. Evet. Bunlar genelde Ankaralı. Kızılcahamam tarafının hayvanları. Onlar da otlamış. Hep 06 plakaları dikkat edersen. Evet. Yani şunu söyleyelim. Yani kendi memleketim diye değil ya. Ben anne tarafım Kızılcahamam, baba tarafım Çamlıdere. Tamam. Bizim oranın hayvanlar gerçekten çok lezzetli olur yok, yani. Sıkıntı yok yani. Et konusunda. Şuradaki küçükleri de gösterirse. Bunlar da küçük ya. Yani. Bunlar da 150-160. Bunlar inanmıyor. Şunlar 170-180 kilo karkas yapıyor. Kimse inanamıyor. Çoğu kapalı. Kapalıdır. İnanamıyor. Bir tanesi kapaksız işte. Allah nasip ederse o da atar. Atmazsa zaten altısının kârını da götürür yani. Çoğu yani küçük orada, olur. Küçük hayvanda en büyük sıkıntı bu Mustafa. Küçük hayvana kapak atmadığı zaman ete gidiyor. Ete gittiği zaman 5-6 tane hayvanın kârını götürüyor. Doğru. Yani insanlar hani bu şey gibi sanıyor ama çok büyük fark var yani. Çünkü kurban olmadığı zaman bu satılmadığı için yani, fark ediyor. Ama kurban vasfı taşıyan hayvanla kurban vasfı taşımayan hayvanın i̇şte, detayını her zaman anlatıyoruz. Evet aynen önemli olan. Yani izleyenlerimiz de 3-5 bin lira düşüğüne gidip ona aynen. Yapışıyorlar. Bak iki tanesi henüz kapak atmadı. Baştan iki tanesi. Onun dışında da burada hemen hemen satılmayan hayvan bir tane şu yatan var. Şu? Evet orada yatan var. Başka da herhalde yanılmıyorsam kalmadı burada. Burası satıldı hep. Maşallah subhanallah diyelim. Burası arkadaşımız satıldı. Şöyle göstersin. Evet. Gördüğün gibi komple. Maşallah subhanallah. Allah alan abilerimize buradan selam olsun. Bura Allah bitti. Kabul etsin. Karşı, evet doğru. İki tane kapaksı var. Bir tane dana kalmış burada. O da baştan üçüncü. Karşıda baştan üçüncü. Onun dışında kalmamış yani burada. Zaten bunların yerini değiştirdiğim için bunları yukarı ahırımıza alacağız arka tarafa. Bunlar dediğim gibi orada yatsınlar. Kilo yani alsınlar. Yukarı ahırımıza da geçeceğiz. He, evet. Onlar satılan hayvanlar oraya gidiyor değil mi abi? Oranı evet. Oraya alacağız. Oraya fazla giriş olmasın ki. Çünkü buraya çok giriyorlar. Yarın bu tarafa geçiyor, bu tarafa geçiyor. Biliyorsun gibi insan geldiği zaman hepsi birden kalkıyor yani. Doğru. Sonra oraya da geçeriz abi. Şu içeride bakalım. Orayı da gösterelim. Burayı biliyorsun bizim bura efsane ahır aslında. Evet, bizim ilk ahırımız burası. Hep söylüyorum bölme ama. Tavuk kümesi miydi burası? Çok eskiden evet. Burada ek tavuk kümesiydi. Aslında tavuk kümesi öbür taraf. Maşallah. Burada da gördüğün gibi daha fazla... bir tanesi yeni hep kapaksızdı hemen hemen. Geçen hafta yani bu hafta satışa başlamadan cuma günü baktık 11 tanesi kapak atmış. Mesela orada var ve bu 11 tane de 5-6 tanesi bugün satıldı yani. Yani düşünsene şimdi mesela şu hayvanların şu yaşta şu şeylerde kapak atmadığını düşün. Şuradan bak şöyle. Doğru. Şunlar daha kapak atmadı. Buraya ayırıyoruz ki
Hani insanları tekrar evet. tekrar götürmeyelim. Biraz bir de hayvanlar da rahatsız olmasın. Ne güzel ya. Hayvanlar yani. Hayvanlar da rahatsız olmuyor. Bu ahırımız da bizim hani üst ahırlarımızdan bir tanesi. Eski olduğuna bakmayın. Gerçekten çok güzel. Hayvan burada rahat ediyor. Abi, kilo alıyor. Yani güzel çalışıyor burada da. Abi ha? Maşallah Osman'a dediğim gibi rahatsız etmek için şey değil de yani birkaç tanesini kaldırsak şöyle sırtlarından olsun, şeylerinden olsun. Yani şu uzun dana olsun, kara dana. Evet. Maşallah subhanallah hayvanlar gerçekten çok güzel. Bir tanesi kalktı işte. Buyur çek abi. Adam gösterirsin sana. İşkembe var mı Mustafa? Sen söyle. Ben bir şey demeyeyim yani. Abi ben de adam, bir şey demeyeyim. İzleyenlerin zaten onlar hani, söylesinler yani. İşkembe görüntü, diye bir şey yok. Dana tamamen ince kemikli. Evet, ince kemikli. İnşallah kapağını da atar. Birilerine nasip olur. İyice karartmış boynuzunu evet. abi. İnşallah atar evet, yani. Yani ışıktan pek görünmüyor ama şöyle arkadaşımız öbür tarafına geçerse tam net bir şekilde gösterir. Evet. Maşallah subhanallah ince kemikli işkembesi falan çekilmiş. Ya biz dediğim gibi yani biz boynuzundan hep örnek görüyoruz. Boynuzu patlatmış. Bugün yarın yani yaşını doldurmuş demek ki bugün yarın kapağını atar inşallah. Bizim yaptığımız işlemde hani besleme sistemimizde işkembeye çalıştırmıyoruz. Yoksa bunu işkembeye çalıştırsak bavul gibi bir işkembe çıkar ortaya. Yani 50, 60, 70, 80 kilo fazla gelir. Ondan sonra ya işte 300 lira değil de ben 250 lira aldım. Abi 250 lira işkembeli mal al. 300 lirayı geçer. 300 lira işkembesiz mal al. 250 lira düşer. Matematik basit yani. Doğru. Bu öbüründen 50 kilo fazla verir. 50 kiloyu çarpsınlar bölsünler ne çıktığı çıkar ortaya. Doğru, doğru. Yani matematik yalan söylemez yani. Doğru. Olay bu. Abi fazla öbür parça ahırlarımızı da gösterelim. Hani parça ufak, parça ya. Ufak. O tarafa geçelim. Evet. Hı-hı. Hayvanlarımızı fazla da rahatsız etmeyelim. Mesut abi diğer yere geldik abi. Evet. Buralar bir kademe daha küçük hayvanlar var. Küçük küçüğe geliyor. Çünkü bağlama yerleri az olduğu için bura en son gelen partilerimizin. Bura genelde canlı ağırlıklı işte 390, 400, 450, 420 gibi kurbanların olduğu, fazla büyük kurbanların olmadığı bir ahır. Burada da 7 kişi kesebiliyor. Yani sonuç itibariyle yani 200-210 kilo, 220 kilo, 230 kilo karkas veriyor. Yani taban 200 ya. 210 kiloyla 180 çıkan da olabilir. 190 ufaklarından. Siz 210 kiloyu 4'e bölseniz 50 kilo çıkar. 5'e bölseniz işte 60 kilo çıkar. 40 kilo çıkar. Bunu 7'ye böldüğünüz zaman 30-35 kilo çıkar. İnsanlar geldiği zaman biz diyoruz ki işte bu 7 kişiye keserseniz size 30-35-33 kilo karkas verir. Bunun evet. 10 kilosu, 8 kilosu, 12 kilosu o arada kemikli et olur. O 20 kilosu, 22 kilosu et olur diye söylüyoruz. Bu çıktığı zaman da zaten o şeyi yerleştirmiş oluyorsun. Çıkıyor yani. Bunların hiçbir tanesi kantarsız söylenmiyor. Hepsinin kantarı tabii var. Yani burada baskülümüz var. Tabii tartımı var. Bütün kurbanlar bu 320 tane hayvan hepsi tek tek basküle çıkıyor. Yani ya ben şuna geldim. Ya bu 400 gelir. Yazayım değil. Bu mesela ne girmiş? Bunun şeyi yok. Şunu konuşalım. 315 girmiş. 400 olmuş. Şimdi bunlar 1-1,5 ay olduğu için geleli daha hızlı çalışıyorlar. Daha hızlı gidiyorlar. Yani öbürleri gibi değiller. Yeme direkt saldırıyorlar. Evet. Çünkü bunlar da yemi çok görmemişler. Kızılcam tarafından geldi ağırlığı. Bazıları doğmalı ama içinde ağırlığı yine Kızılcam tarafının. Yine buradan İnşallah nasip olur bu Kızılcam ama bir tane da bize. İnşallah, inşallah. Evet. İnşallah. Burayı da son ahırımız, en son yaptığımız her zaman dediğim gibi. Ha şimdi fazla hayvan yok burada. Buraya biraz az hayvan koyuyoruz. Şimdi önümüzdeki haftalarda zaten mecbur alıma gideceğiz. Alıma gittiğimiz zaman da buralara bu şekilde koyacağız. Burada şu anda şey, burada 70 tane falan alıyor. Buralar son böyle kurbana işte bir ay kala falan dolduruyoruz ki 20 gün kala, bir ay kala. Bu ahır biraz daha hava basık olduğu için normal havalandırması var, fanımız falan var. Bizim bir yandan da meslek tavukçuluk olduğu için yani o taraftan. Ama buraya en son koyuyoruz. Zaten son haftalarda gelenler de buradan satılıyor. Öbür ahırların hemen hepsini kapatıyoruz yani. Hepsi bitmiş kimse, oluyor. Ya bir hafta, bak bir hafta Mustafa kurban elleme bırak yatsın. Kimse gelmesin, çok daha avantajlı. Ama işte tabii. Bizim bazen mesela hani kimseye bir şey demiyoruz. Çocuklarla geliyorlar, gezmeye başlıyorlar. Öbür her tarafa gidiyorlar. Satılsa da gidiyorlar, satılmasa da gidiyorlar. Doğru. Onun için bayağı bir satılanı yukarı götürmeye düşünüyoruz rahatsız, yani. Rahatsız etmesinler evet. diye. Doğru. Aynen bu. Mustafa şimdi ikinci ahırımıza geldik. Evet, köydeki ahırımız. Köydeki ahırımız. Yani şimdiki buradaki hayvanlarımızı burada anlatalım. Burada 120 tane falan var. Arka tarafta bir yerimiz daha var. Hafta içinde işte orada aşağıda gördüğümüz satılmış olan kurbanların hepsini satışı tamamlanan, orta eksiği olmayan, bitmiş olanları buraya getireceğiz. Buraya fazla girilmiyor. Amaç burada şey, hem fazla girilmesin hem de satılan hayvanlar daha iyi kilo alsın. Çünkü bizim süreçte en çok yorulduğumuz şeylerden bir tanesi bu. Yani bir müşteri geliyor, bir kurbana bakacak. Bir ahıra girdiğin zaman, mesela bizim geldiğimizde gördün, hemen hepsi yatıyordu. Çoğu kalktı yani. Hepsi kalkıyor, rahatsız oluyor. Tabiri caizse, tırnak içinde söyleyeyim, karpuz yata yata büyür derler ya. Aynen öyle bu, abi. Kurban
danalar, besidekiler sabahleyin 7.30 serbest besi, bizim sistemimiz bu. Akşama kadar dinlenecekler, kilo alacaklar. Akşamleyin tekrar şey yapacak. Et bağlayacak. Et bağlayacaklar yani. Ben, amaç bu. Rahatsız olmasınlar, yorulmasınlar. Çok güzel, takdir ettim abi. Ben şunu söylüyorum yani. Buyur abiciğim. Gittiğim çiftliklerde işte bu hayvan 1.5 kilo alacak diyorlar. Evet. Ama son dönemde ben buna inanmıyorum. Nasıl inanmıyorum yani, yanlış tabir olmasın. Evet. Çünkü ahıra devamlı birileri girip çıktığı için, birileri girip çıktığı için hayvan tedirgin oluyor. Ayağa kalkıyor işte, rahatsız oluyor yani. Biz onu önlüyoruz. Yani bu elimizden geldiği kadar oluyor. Aşağıdaki parça ahırlarımızda bile mesela bazen 2-3 hayvan kaldığı zaman onların yerini değiştiriyoruz. Ha, yerini değiştirdiğim zaman hayvan işi bilenler bilir. Toka değiştirdiği zaman mutlaka bir 3-5 gün bir yanındakine alışmış olur ama tedirgin en oluyor. Azından oraya bir daha girilmiyor. Tamam mı? Oraya girilmediği için artısı pozitifi daha fazla oluyor. Yani orada da yapmaya çalışıyoruz bunu ama bura tamamen yani çok nadir böyle şekilde. Geldiği zaman diğer müşteriler diğer hayvanlara bakıyor ama satılan hayvan işte aynen hakka öyle da girmiş oluyor yani. Tabii, İstirahat eden hayvanı, ete tutacak hayvanı rahatsız ediyor. 70 gün, 80 gün kala hayvan satmaya başlıyoruz. İnsanlar kurbanlarını alıyor. Sağladığınız güveni daha da sağlamlaştırmak için hayvanların daha iyi kilolarını alması için buraya getiriyoruz. Biz o işte insanlara 50'şer kilo düşer dediysek dana 55 versin. Böyle bakılsın, daha rahat olsun. Doğru. Çünkü sürekli randımana biniyor. Rahat olduğu zaman rahat olur yani. İşin gerçeği bu. Doğru. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Evet. İşte tamam abi, burada fazla o zaman rahatsız etmiyorum hayvanlarımızı. Tamam. Tekrar aşağı geçelim abi. Tamam, teşekkürler. Eyvallah, gidelim. Teşekkür ederim. Tamam. Mesut abi, şimdi en önemli yerimize geldik. Evet, bizim sizin ofis. İşi buradan takip ediyorsunuz. Evet. Evet. Buradaki akışı yani, misafirlerimiz geliyor, abilerimiz de oturuyor. Yani burayı bir anlatalım abi. Ya burası bizim ofisimiz dedik. Kuvvetli bir şeyde ekibimizde herkes kendi işini yapıyor. İşte kurban gösteren, yazan, bilgisayara kaydeden ekipler ayrı ayrı. Şuradan başlarsak şöyle. Hı. Bu şekilde. Yani mesela hem deftere hem bilgisayarda kendi yazılımıza yapıyoruz. Ondan sonra şu şekilde barkodlu fiş bastırıyoruz. Bunlar şunu tam net bir şekilde arkadaşımız da göstersin. Bu şekilde bastırıyoruz. Tamam. Burada diğer işletmemizin konumu da var. Mesela bu arkadaş telefonla aldı. Neye girdi? 23 bin liralık bir hisseye girdi. 35 kilo civarında gelir. Zaten kurban günü gelecek yani. O gün gelir, yerini bilir, işletmeyi bilir, sistemi bilir. Evet. Çok böyle telefonla dahil olanlar var ama hayırlı burada açık olanlar. Yani. Tabii hayırlı olsun dediğimizde. Bunların hemen hepsi telefonla burada kalanlar. Normal müşteri bunu alıyor gidiyor. Hepsini şuradaki kabul etsin. Kesim yerinin testleri. Dediğim gibi bilgisayar yazılımımız var. Barkod okuyucumuz var. Ödemelerde kolaylığımız var her türlü. Bu sene ilk kez hani bizi onu da alalım abicim şey yapıyorlar. Bazen biz mesela işletme olarak kapora huyumuz yok. Hani oraya kapora yazdık ama hani ayrıntı yazıda gizli. Evet. İşte bu seneki ekonomideki malum sıkıntılardan dolayı kim ne verirse öyle diyorsun. Ne verirsen elinle o da gider seninle. Kimi 10 gönderiyor, kimi 5 gönderiyor, kimi dananın parasını gönderiyor. Abi para varsa fazla gönder, kurban da verelim diyoruz. Gerçekten çarkı döndürmek için uğraşıyoruz. Doğru. Hani yemimizi almış olsak da çobandır, şudur budur. Ekstra hayvan alınacak zaten. Para lazım oluyor. Evet. Yine burada panoya geçelim abi. Geçelim. Şimdi boşluk olan hayvanlarımız var. Bu pano yani belki sabahki veya öğlenki pano değil. Değil. Anlık sürekli değişiyor. Evet. Anlık değişiyor. Evet. Aynı dediğin gibi mübalağasız. Evet. Çünkü ben biraz önceki yani dışarıda otururken de şey yaptım. Tam burada koyayım. Akış devamlı var. Devamlı bir gelen giden var. Aynen öyle. Şimdi burayı anlatalım abi. Bura komple bizim işte kesim sırası dediğimiz hayvanın kurbanın kesim nosu işte 210-161. Bunların saati zaten burada da saatler yazılı. Yanılmayalım, söylemeyelim diye. Bu şekilde işte 210-12-12.5 arasında kesim vermişiz. 161-11-11.30. Şu fiyat orada göstermiştik Fatih abinin danası. 33 bin lira mesela 3 kişi almış. O 1 kişi almıştı. Bir kişiyi de Fatih abi bekletiyor. Yani şurada aslında olabilir. 4 kişi var. Hayır, olabilir. Beni bekleyin dedi. Bazen girebiliyorlar, bazen giremiyor. İlk alanın bu hakkı var. Yani evet. Ve hatta sonra gelip de ya ben bir kişi girdim. Birini de bekletir misiniz? Bir gün iki gün diyenler de oluyor. Örnek veriyorum. Temin yolda karşılaştığımız arkadaş vardı. bizim paylama ekibi. Al parantez şey için almış Sinan. Şu bir yazıyor mesela. Parantez içinde demesi birisi bekletiyor bunu. Yarın gelip bakacak. Toplam hisse bedeli. Şurası senin ahır yeri. Dediğim gibi şu fiyatı 33, 28, 26,5, 23 gibi 31, 20'ye çıkan da kurban da oldu. 30-32 kilo verir. Ama şu an hani o ayarda pek kurban çıkmıyor. Şunlar bizim defter yeri. Bu şekilde buradan panomuzdan ekiplerimiz götürüyor. Bakıyor ya şu 33'e bir bakayım. 28'e bir bakayım. 31'e bir bakayım. Bazen burada 20 tane, 25 tane kurban olduğu oluyor. Şu sağ taraf ikinci günümüz. Evet. Burada da orada
7 kişiyle almış abilerimiz 3 hisse boş. 9.30'da kesin başlayacak. Şurası da şey, Ankara teslimleri. Mesela 1001, 1002, 1003 dediğimiz 32.500, 26.500, 22.000 lira. İşte şunlar da kiloları 50, 40, 34. Bunlar belli olduktan sonra yazılıyor buraya. Yani bu kurbanlar belli. Öbür ahırda evet. Zaten yazıyor. Orada yatıyorlar, dinleniyorlar. Abilerimiz bayramın ikinci günü, birinci gün bütün vekaletlerle akşam kesilecek. 4 parçaya ayıracağız. Soğuk havamıza koyacağız. Sabaha kadar çekecek, iyice dinlenecek. Sabahleyin bölünecek. Soğutucu arabayla evlere teslim edilecek. Yani parçalanacak koli dediğimiz. Kollenecek. Bu kollere konacak. Evet. Bu kollere konulacak. Yani Yıldırım Besin'in kendi orijinal kolisidir. İzmir'den evet. Geliyor. Yani burada Ankara'da falan yok bu. Evet. Delikli kasalar vardı. Onu da söyleyeyim. Biz almadık. Bunun içine zaten poşet koyuyoruz. Ne olur ne olmaz poşet en ufak olsa bunu arabanızın arkasına dahi istif edebilirsiniz. Evet yani poşetle konulmaya yani. Göre akmıyor. Poşetle konuluyor. Aynen. Poşet konulmasa şöyle, akmaz ama şöyle göstereyim. Sağlık için altı kapalı tamamen. Aynen. Aynen. Bilsene bunlar çay şeylerimiz. Sağlık için buna yine şöyle şey koyuyoruz. Kasa poşeti koyuyoruz yani. Akma yapmıyor yani. Kesinlikle. Evet. Taşıması kolay. İki kişi tuttu muydu sağlam taşıyabiliyor. Şöyle bir daha önce biz evet daha önce evet. Karton kutu yaparken kırılıyordu. Ne kadar sağlam alırsak alalım. İki o şekildeydi. Yani burada doldukça siliniyor. İşte şu kurban mesela bir hissesi kalmış. Örnek veriyorum bu kurban iki hissesi kalmış. Bunun beş hissesi kalmış. Bunlar kapandıktan sonra yani buradan siliniyor. Bir saat içinde belki iki saat içinde bu da oluyor bazen. Kapan kalmıyor değişiyor. Yani sürekli değişiyor. Şöyle diyelim. Tam ben buraya hı? Açıklama kısmına sizin numaranızı ekleyeyim abi. Eyvallah. Yani numaradan WhatsApp'tan abi hangileri boş dediği zaman tabii, burayı çekip gönderebilirsiniz. Gönderebiliyoruz. Orada bakıyorlar zaten. Kesim sırası, saati, fiyatı, yeri hepsi belli. Dediğim gibi bunun içinde şu buraya geldiği zaman kurban her şeyi içinde oluyor. Evet. Yani bu fiyata bazen kolilenmiş hazır. Bir, evet 1500 lirası bunun kolilenme kesilme parası. Ya bizi eleştirilerde geliyor yani hani nedir bu 10 bin lira. Abi profesyonel ekiplerle çalışıyorsun. Tamam evet. Biz zaten yani bunun çok üzerinde kasası, poşeti, ekibi masraf ediyoruz ama iyi ekiple çalışırsan işin iyi yürüyor. Öbür türlü kurban alırken sadece onu ilave ekliyoruz. Pazarlıkta söylüyoruz zaten. Evet. Bizde gizli saklı yok yani. Her şey yani, şeffaf. Yani işletme kaydemizde çocuklara da öğrettim gençlere. Doğru söyleyin. Doğru söyledi mi ne söyleyeceksiniz diye düşünmezsiniz. Doğru evet. Söylemesen de dur yani. Babamın da sözü var. Doğru yanılmaz diye. Doğru yanılmaz. Doğru yanılmaz. Aynen öyle. Evet. Ekibimiz zaten çok kuvvetli. Bu konuda ben ekibime buradan tekrar teşekkür ederim. Yani, doğru duvara yaslanan yıkılmaz. Biz birlikte güçlüyüz ekibimizle. Çünkü bu iş gerçekten parçalı gördün, ahırları gördün. Götürmesi, evet. Getirmesi, hayvan bakımı, sağlığı, beslenmesi. Hatta çoban sorunu hepsi sorun yani. Bunların evet. Hepsini ayrı ekipte kontrol ediyorlar. Yani izleyenlerimiz de tam net bir şekilde anlamıştır Mesut abi. Evet. Fazla da uzatmayalım izleyenlerimize bırakmayalım. Telefonumuza ulaşırlar. Yani, gerekli bilgiyi veririz. Tek o zaman devam edelim abi. Fazla tamam. Da uzatmayalım. Devam Mesut edelim. Mesut abi. Evet abi. Biraz önce yani ahırımızı gezdik. Hayvanlarımızı hı-hı. Gezdik. Yani senin müşterilerin devamlı geliyor. Senin müşterine evet. Bakarken şurada yani arkadaşımız da göstersin. Yani çay içiyorduk. Aile ortamı vardı. Evet. Abimizden de aynı şekilde anlatmasını isteyeceğim evet. Şimdi. Aynı şekilde buradaki işlemi anlattı. Yani abi gelebilir misin abi? Aynı şekilde yani abimizden biraz önce anlattığını abi aynı şekilde kamera karşısında da anlatır mısın dedim. Evet Allah razı olsun. Sağ olsun. Yani anlatırım dedi aynı şekilde hı. Akışı. Abi buradan siz yıllardır kesiyormuşsunuz. Evet. Yani memnun olduğunuzu söylediniz. Yani akışı bana güzelce anlattın abi. Yani Mesut abiden dinlemiş gibi senden dinledim. Eyvallah. Yani arkadaşımız ailemizi de göstersin. Şimdi, ailemiz burada yıllardır burada kesiyormuş. Mesut abi zaten bize ne anlattıysa biz de aynı şekilde onu yaşadık. Evet. Bunu yaşadığımız için de biz de burayı tercih ediyoruz. Ben halamgil olsun işte diğer akrabalarımız olsun burayı önerdim. Evet. Yani gerek parçalama konusunda eşit dağılım. Evet. Gerek Mesut abinin hayvanında işte kaç kilo çıkacak dediyse canlı baskülde o çıkıyor. Yani fazlası çıkıyor ikisi çıkmadı. Biz iki eyvallah. Hayvan kestik Allah geçen sene. Memnun kaldık. Fiyatta da yardımcı oldu sağ olsun. Şeyi var, oğlu var Mehmet abi. Evet, buradan da ona selam olsun. Abi şunu diyelim yani hani dedin ya abi kesim nasıl oluyor diye içinizde konuşuyordunuz. Evet. Bir anda araya girdim yani biz kenarda oturuyorduk. Sen aynı şekilde anlattın. En başta kesiliyor, şimdi, numara veriliyor dedin. Oradaki akışı biraz önce anlattın aynısını anlatmanı istiyorum. Şimdi aynısını anlatayım ben. Kesim başlıyor. Daha öncesinden helalleşiyoruz. Helalleştikten sonra orada vekaletinizi veriyorsunuz mu diyor. Veriyoruz diyoruz. Hepsi her bir bölümde ayrı ayrı kişiler var burada. Yardımcı oluyorlar. Biz vekaletimizi verdikten sonra hayvanı kesiyorlar. Daha sonrası derisi yüzülüyor. Hayvanın numarası neyse aynı şekilde bantta devam ediyor.
Bantla devam ettikten sonra hayvan dörde bölünüyor. Kolları, kaburgaları vesaire. Sonra bir 18-20 kişilik bir ekip var. Ayrı bir masaya koyuluyor. Bu masada daha sonrasından parçalanma işlemi oluyor. Parçalanma işleminde ön kolları ayrı, arka kolları ayrı, antrikot kısmı ayrı bir şekilde tartılıyor. Ayrıca burada bir de benim mesela en çok hoşuma giden bir kısım var. Burada müşterilerden, ortaklardan birisi hakem olarak bu tartım aşamasında devreye giriyor. Burasını ben daha önce hiç görmedim. Hani evet, şeffaflık kesin, diyelim. Şeffaflık da çok iyiler yani bu konuda. Daha sonra terazide örnek veriyorum, onayı bu hakem olan kişi vermedi müddetçe terazide tartım işlemi devam ediyor. Tamam, bu eşit dağılım oldu dedikten sonra terazide örnek veriyorum ön kolları tartıldı, sonra arka kollarına başlanıyor. Yani şunu şekilde diyorlar, 20 gramla 100 gram arasında biz hani siz onay verdiğiniz müddetçe devam ediyor ama 100 gramın üstüne biz çıkmıyoruz kesinlikle diyor. Burada kendileri o şekilde ayarlıyor zaten. Daha sonra hakem de zaten onay verdikten sonra bu oluyor. Hayvan karışıklığı olmuyor. Çünkü masada artık örnek veriyorum 80. hayvan. Masaya da 80. hayvanın etiğine beraber numarası geliyor. Burada ben çok memnun kaldım. Kesimden sonra yaklaşık olarak bıçak vurulduktan sonra kelleye 1 saat 20 dakika zaman zarfı içerisinde kasalara ayrılmış bir şekilde geliyor. Yani parçalanmış 7 hisseye tabii, bölünmüş. O şekilde oluyor. Yani biz geçen sene bunu yaşadık. Daha sonrasından kura kartını yazıyoruz, atıyoruz. Herkes hissederler alıyor, helalleşiyor. Hatta şöyle peygamber oku derler yani ona. Evet. Yani ok atma diye. El arabaları dahi var orada. Yaşlılar vardır. Evet. 60 yaşında, 65 yaşında kaldıracak gücü kuvveti yok. Burada ufak cüzi bir rakam vererek onu oraya götürüyor. Harçlık olsun. Harçlık mağabında. Evet. Ha yoksa kendi şekilde arabana kendin koyuyorsun. Yüklemeyi yapıyor. Otopark konusu çok iyi Mesut abinin. Yani aracına herhangi bir zeval gelmiyor. Otoparkçı var. Numarayla tek tek gösteriyor. Buraya çekeceksiniz arabasınızı. Evet. Burada müşteriler zaten kesim aşamasındayken bekliyor. Yemesi içmesi var. Dinleniyor. Gölgenin altında bekliyorsun. Yani biz çok memnun kaldık bu konuda. Şunu da sorayım o zaman. İkramlardan nasıl? Yani ikramlarda sabah Mesut abim sınırsız poğaça getirmiş. Evet. Çayımız 7-24 devam ediyor. Var. Öğlene doğru 11 ayranımız gibi döneri ayranıyla beraber var. Burada personellerin güler yüzlülüğü var. Yani memnun kaldık. Kendi evinde gibi hissediyorsun. Bu memnuniyet var. Masa sandalyesi var, çadırı var, altında oturuyorsun. Yani biz gölgenin altında bekledik. Sağ olsunlar. Eyvallah abi. Ödeme kısmında yardımcı oluyorlar her türlü. Yani insanlar üzmüyorlar. Doğru. Gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Yani Mesut Allah razı olsun. Ki ben de bu sene geldim. Eyvallah. Tam güzelce denk geldik. Bir de peşime de denk getirdim. Bir sürü adam taktım geldim. Yani ya, daha maşallah subhanallah. Yani biz de işte çekimi ara ara yapmaya çalışıyoruz. Maşallah subhanallah diyelim. Allah daim etsin. Amin, Allah inşallah. Bin bereketler versin. Amin. Yani gelen giden de onu görebiliyoruz yani. Hani şimdi kaç baş şey mal satıldı demiştin Mesut abi? 100'e yakın oldu. 100'e yakın oldu yani. Kurbana 2 ay var yani. Ben Ramazan'dan Mesut abi 4 gün önce bayrama 4-5 gün kala aradım. 64. hayvanı sattık dedi. Yani o aradaki hesabı ben de çok şaşırdım. Geldim yüze çıktık deyince Mesut abi maşallah dedim. Memnun kalınmasa gelinmez. Yani bu şekilde. Tabii, tercih edilmez. Abi ağzına sağlık, çok teşekkür ediyorum. Yani beni de kırmadığın için ben teşekkür ederim abi. Eyvallah. Mesut abi. Sağ ol. Allah kabul etsin. Devamını diliyoruz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Mesut abi. Pazarlığımız bitti. Allah kabul etsin. Tut kardeşim. Tekrar hayırlı Rabbim olsun. Rabbim kesmeyi nasip etsin. Ayağının üzerinde bıraksın. Önce Allah'a sonra bize emanet. Allah razı olsun. Kılacağım danası bu sene. Bakalım bir de bunu al. Bir de bunu deneyelim o zaman. Bir de bunu dene. Memleketimizin danası. Aynen öyle. Allah kabul etsin. Şöyle amin. Yanına da geçelim. Allah cümle aleme kurup kestiği ve keseceği kurbanları kabul etsin kardeşim. Amin. Allah razı olsun. Bu sene abi. Mustafa'yı buraya aldık. İnşallah abi. Tamam mı? Yani nasip. Yani şöyle söyleyelim. Evet. Tedirgin oluyor haliyle. Evet. İzleyenlerimiz de görsün. Yani biz 3 kişiyiz bu sene. Ailemle keseceğim. Evet. Yani aile sen için. Dedin büyük bir dana verelim dedin ama yani büyük dana aile olmaz. Dedin. Tam tamam. Aileye uygun. Aynen öyle. İzleyenlerimize göstersin. Maşallah yorumlarını da bekleyelim inşallah. İnşallah. Şöyle tekrar bir daha arkadaşımız net bir görüntüsünü alsın. Evet. Fotoğraf olarak da ekleriz Allah'ın izniyle. Hayırlı Allah olsun kabul abi. Etsin. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Eyvallah. Eyvallah. Hadi. Maşallah. Subhanallah diyelim. Kendini de gördün dışarıda. Evet. Orada danayı göstermiyor. Mesut abi, şimdi Yıldırım Besi Çiftliği kesim tesisine geldik.
Evet inşallah. Maşallah oradayız. Subhanallah. Yani şöyle arkadaşımız da bir göstersin, şöyle genişten göstersin. Yani bir şey diyemiyorum abi. Büyük mezbaneler var, büyük kesimhaneler var, büyük tesisler var. Aynı öyle bir sistem oluşmuş. Yani daha biraz önce de konuştuğumuzda şunu da şuraya yapacağız, bunu da buraya yapacağız. Yani şimdi de anlatırsın. Tabii, tabii. Yani gerçekleşecek şeyleri de düşündüğü zaman insan gerçekten çok büyük bir şey olacak. Çok büyük İnşallah. Bir hizmet olacak. İnşallah. Abi şimdi şunu da söyleyeyim, sen Facebook'a falan fotoğraflarını atmıştın, durumları atmıştın. Evet. O fotoğrafları bana gönder. Göndereyim. Yapım aşamasını da ekleyelim beton ki. Beton başladığımız andan itibaren beton atmaya göndereyim. İşte bu işte tavanları yaptınız, işte ızgaraları yaptınız. O aşamaları da tek tek koyduğumuz zaman yapılan işlemleri de izleyenlerimiz görsün abi. İnşallah. İnşallah kardeşim. Abi şimdi şöyle başlayalım o zaman. Şuradan evet. Şöyle bismillah deyip girelim. Bura öncelikle çiftliğimize, yani merkezdeki çiftliğimize 6 kilometre daha geride Ankara tarafında. Evet. İster Ankara'dan E5 Kızılcahamam yolundan gelip son köprüden Güven Sapağı'ndan yolun altına, köprünün altına gelip sola geçtikleri zaman dümdüz gelecekler. Kumpınar dediğimiz belediye kültür merkezi de var burada. Oradan bilinir. Oradan geldiği zaman Kumpınar'dan geçecekler. Öbür taraftan geldiği zaman eski adı Halkovun, yeni adı Yazıbeyli. Zaten köy burada. Şuradan da yoldan geçerken şu cadde, üstteki cadde bizim eski çiftlikten, yani şu andaki çiftlikten gelen cadde. Yani oradan da görebiliyor. Zaten yoldan da zaten görecekler yani. Net bir şekilde. Kolay, bulumu kolay. Aynı zamanda dediğim gibi verdiğimiz bilgi fişlerine kare kod olarak buranın konumunu işliyoruz. Yani o gün hani orada elemanımız da olacak burayı tarif etmek için. Gelenler çünkü bilmeyenler, evet, bizim unuttuklarımız olanlar, onlar olabilecek. Bütün tedbirlerimizi aldık. Bir ay, bir buçuk ay oldu burayı başlayalı. Yani bir buçuk ayda Ramazan'ın içinde biraz gereken bütün altyapı sağladık. İşte kesim hattını 15 metre falan uzattık. Evet, çok geniş olmuş. Bu şekilde paylama kısmını büyüttük. Buranın arka tarafını kuruluk yaparak depo şeklinde kullanacağız. Burada öbür taraftan kurbanlarımız kesildikten sonra ölüm hattı dediğimiz o yoldan gelerek yukarıda asılacak. Buraya gelecek, buraya kadar şurada yarımlama yapılacak üstte. Oradan sonra da buradan helezondan inecek, çeyrekleme dediğimiz yerde tamamen gördüğün gibi helezon sisteminde buraya soğuk havamız geliyor. 4x6, 3 metre, genelinde 25 metrekare kapalı soğuk havamız geliyor. Raydan çıkış olacak, soğuk havayı alacağımızı soğuk havayı alacağız. Öbür tarafa işte yine aynı şekilde bu şekilde devam edecek. Maşallah hiç yere değmeden kaya gidiyor. Yere değme yok. Tamamen havada. Yani şöyle geçiyor yani. Hala burada calaskada yani hayvan. Evet. Bu şekilde sona kadar burada tamamlanacak. O şekilde paylama olarak yapılacak. Evet. Mesut abi şimdi her zaman söylüyoruz hani profesyonel bir ekip var her zaman. Evet. Yani Furkan kardeşimiz de kesimini yapacak, Furkan abimiz yani buradan selam olsun. Toplamda kaç kişilik bir ekip çalışacak abi burada? Burada toplam 200 kişi çok rahat bulur. Evet. Yani aşar bile yani. Geçer de yani sağa solu sayarsak. Valesi de olacak aynen. Haliyle. Ya işte yönlendirmeler olacak. Yoldan yönlendirmeler olacak. Sonuçta aslında burası asfalt olacaktı ama işte seçim girdi. Araya bir şeyler oldu. Hani bozuk da değil yol ama zaten yola 2 kilometre. Oradan köşeden. Çünkü girişler yukarıdan olacak. Onları yönlendirecekler. Biz öbür tarafta dediğim gibi hani handikaplar diyoruz ya. Yaşadığımız handikaplar. Mesela işkembe boşaltma kamyonu arka tarafta olacak. Ön tarafta oluyordu. Ne kadar şey yaparsa yapsın işkembe arabasının kenarlarından sızıntı olabiliyordu. Artık oradan sızıntı olmayacak. Hiçbir şekilde o taraftan işkembe arabası çıkacak. Burada komple bu alan, arka taraf otopark, yine görevliler, yelekliler, Yıldırım Besi arkasında. Zaten öbür taraf TOKİ'ye bağlanıyor. Evet. Orada yol var. Burada da yol var. Buradan oturma alanlarını buraya yapacağız. Şey yani istiyorum yani şu insanlar bölge evet oturma alanı şu olacak. Bölgede ön tarafında L şeklinde böyle çadırlar, gölgelikler burada olsun ki insanlar yapılan işlemi tamamen görsünler. Çünkü bizim en büyük özelliğimiz ve iddialı olduğumuz konulardan bir tanesi Mustafa şeffaflık. Yani kurban insan kurbanı görecek, görerek alacak, kesimini görecek, işte vekaleti verecek. Bunlar hassas noktalarımız. Onun dışında da burada yapılan işlemi oturduğu yerden görebilecek. Öbür taraf dardı. Gölgelikleri başka yerlere yapıyorduk, oraya yapıyorduk. Ama burada Allah izin verirse çok güzel olacağını düşünüyorum. Yani yaptığımız zaman inşallah burası da görünür. İnşallah. İnşallah Mesut abi. Allah nasip etti biz de kurbanımızı buradan keseceğiz inşallah. Biz inşallah. De burada olacağız. Yapılan işleri de inşallah tek tek detaylı bir şekilde izleyenlerimize de gösteririz. İnşallah. Allah'ın izniyle. Yani Mesut abi şimdi dediğimiz gibi bayrama 2 ay var. Evet. Hazırlıklarımız bir ay sonra hemen hemen bitmiş çoğu olacak. Bitmiş olacak. Evet. Evet. Şey burada yine bütün kurban kesenlerin Allah kurbanlarını kabul etsin. Amin bu işi abi. Yapan arkadaşlara Allah kolaylık versin. Amin. Zor iş.
stresli iş. Bizim finalimiz bir gün. Biz o gün hata yapmamak için, o gün sorun yaşamamak için bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Sonra tevekkül ediyoruz. İnşallah tabii. Rabbim de herkesin işini gücünü rast getirir. Amin. Şimdiden 2024 kurbanın bütün kurban kesenlere de kazasız belasız 2024'ü geçirmelerini temenni ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Duanıza da biz de durun amin diyelim inşallah. İnşallah. Abi fazla da uzatmayalım, izleyenlerimize bunaltmayalım o zaman. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı abi? Abicim başka bir şey yok. Hani hepsini anlattık. Kesimlerimizi anlattık. İnşallah bekleriz. Buradayız. Yani hani kurban havasında teneffüs etmek isteyen, düzgün bir şekilde parçalanmış, paketlenmiş olarak almak isteyenler Yıldırım Besi'ye gelsinler. İnşallah. Kahraman Kazan'dayız. Biz de davet edelim. Bu aşağıda hemen numaranı ekliyorum abi. Eyvallah. Allah razı olsun. Hani tam buranın konumunu da isteyen olursa atarız. İşte şey çiftliğinde konumunu istiyorsan zaten dediğim atarsınız. Gibi verdiğimiz bilgi fişlerinde buranın konumu var. Ayrıca konum atıyoruz yani. Eyvallah. Onda sıkıntı yok. Eyvallah. Bitiriyorum o zaman. Teşekkür ederim. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Senden de Allah razı olsun abi. Hoş sohbetimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.